arkadaşlar merhaba işçi problemlerin ikinci kısmı ile devam ediyoruz birinci kısmını izlemeden lütfen ikinci kısmını izlemeyin başlayalım sorularımızla bir işin 1 bölü 4'ünün mert 3 günde alper de 1 bölü 6'sını 3 günde yapabiliyormuş şimdi burada ilk sorumuzda neyi kullanacağız arkadaşlar 1 bölü 4'ünün mert 3 günde bitiriyor birini 3'te bitirirse 4'ünü kaçta bitirir diyoruz arkadaşlar Demek ki Mert işin tamamını 12 günde bitiriyor. Aynı işi Alper için de konuşalım arkadaşlar. Şimdi Alper de birini 3 günde bitiriyorsa 6'sını kaç günde bitirir? 18 günde. Bu altısı dediğim işin tamamı aslında arkadaşlar. Biz payda demek işin tamamı burası da yaptığı kısmı demek. Tamam mı? Suat da katılırsa 3'ü birlikte işin tamamını 6 günde bitiriyor şimdi hemen Mert'i çalıştıralım Alper'i de ekleyelim bir de Suat'ı da ekleyelim bunları kaç gün çalıştırdım 6 gün çalıştırdım ve işi bitirdim Suat'ın bitirme süresine x dedim arkadaşlar şimdi şunların ikisinin bir payda işlemesi yapayım bunu 2 ile bunu 3 ile 3 kere 1 3 2 kere 1 2 bölü 18 pardon 36 değil mi arkadaşlar 1 bölü x çarpı 6 eşittir 1. şura ne yaptı? 5 bölü 36. Hadi şu 6'yı içeri dağıtalım arkadaşlar. 5 bölü 36 çarpı 6 artı 6 bölü x eşittir 1. Burası ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 6 artı 6 bölü x 1 e eşit. Bunu bu tarafa attım 5 bölü 6 diye. 6 kere 1 6 5 çıktı. 1 bölü 6. 6 bölü x 1 bölü 6 eşitmiş hemen işler işler çarpımından x'i 36 günde diye buldum arkadaşlar yani suat e, da işin tamamını 36 günde bitiriyormuş ikinci sorumuza devam edelim bir işi eşit kapasiteli 6 işçi birlikte başlıyorlar ve her günün sonunda işçilerden biri işi bırakıyor. Bu durumda iş 4 günde bitiyorsa işin tamamını 2 işçi kaç günde bitirebilir diyor arkadaşlar. Şimdi 6 işçi işe başlıyorsa yani her işçinin bitirme süresine T dersem arkadaşlar. Bakın bu 6 işçi hepsi de bu arada eşit kapasitede olduğu için 6 T'de bitirsin. Sonra bir sonraki gün 5 işçi kalıyor. E bu da 5 T'de bitiriyor. Bir sonrası gün 4 işçi kalıyor. Bu da 4T'de bitirir. Sonra 3 işçi bu da 3T'de bitiriyor. Her günün sonunda işçilerden birini işi bıraktırdım bakın. Bu durumda iş 4 günde bitiyor. Burada kaç gün oldu arkadaşlar? 4 günde iş bitti, değil mi? Toplayalım bakalım kaç edecek? 6 10 15 18. 18T etti. Şimdi işin tamamı 18 T'de bitiyorsa arkadaşlar. İşin tamamını iki işçi kaç günde bitirir? Yani bu kadar çalışmayla 18 T'de bitiyorsa, bitiriyorsa iki işçi de 18 bölü 2'den işin tamamını 9 T'de bitirir veya 9 günde bitirir. Aslında ben şuraya 9 günde diyebilirdim. Hiç problem değil arkadaşlar. Tamam mı? Önemli olan şuradaki zamanlarla soruyu çözebilmek arkadaşlar. Bir önceki videomda da söyledim. Hızlarla değil. Biz işçi problemlerinde zaman üzerinden soru çözümü yapıyoruz. Tamam mı? Hızlı verirse de hızı zamana çevirip çözüm yapmam gerekiyor. Yani mesela V hızda 3T günde yapıyorsa 3V hızda T günde yapar. Yani şurayı kullanmayacağım da formülümde burayı kullanacağım. E nereden bildim buranın da T günde yaptığını? V ile bunu çarptığında 3 VT ters orantı ya. Bununla bunu çarptığında 3 VT olacak şekilde buraya T türünden değer verdim. Güzel. Üçüncü sorumuza devam edelim hemen. Melodi bir işi 20 günde, Melek ise aynı işi 30 günde bitirebiliyor. Melody işe başladıktan kaç gün sonra Melek de çalışmaya başlarsa iş normal süreden iki gün geç biter. Ee, şimdi bakalım bakalım arkadaşlar melekle melodi bu işi ikisi beraber kaç günde bitiriyor? 1 bölü 20 artı 1 bölü 30 dersem 2 ile 3 ile 3 kere 1 3 2 kere 1 2 5 bölü 30'dan 1 bölü 6 mı çıktı arkadaşlar? Ee, bir dakika arkadaşlar. Şuraya şöyle diyelim. 1 bölü 20. Aynı işlemi yapacağım. İşlem düzgün olsun diye sildim. X günde çalıştılar. Bu bitirme süreleri arkadaşlar. Paydamızı eşitleyelim. 2 ile 3 ile 3 kere 1 3 2 bölü 60 Çarpı x eşittir 1. Yani 5 bölü 60 çarpı x eşittir 1'den. Ne oldu burası? 1 bölü 12'den x'imiz 12 gün oldu arkadaşlar. Bunların ikisi bir çalış saymış. Bu iş 12 günde bitecekmiş. Ama ben ne istiyorum? İşin 2 gün daha geç bitmesini istiyorum. Yani 14 günde bitmesini istiyorum. Melod işe başladıktan kaç gün sonra melek de çalışmaya başlarsa iş normal süreden geç biter. Şimdi melodi çalıştıralım arkadaşlar. Melodiyi x gün çalıştıralım. E, dolayısıyla meleği de melodi x gün çalışırken ikisini bir çalıştırmaya başladım. 14 eksi x günde eşittir işin tamamını oldu arkadaşlar. İşin tamamını bitirmiş oldum. Şimdiki arkadaşlar. Tamam. Şurayı bir kere daha okumak istiyorum. Melodi işe başladıktan kaç gün sonra melek de çalışmaya başlarsa Şimdi arkadaşlar işim ben iki gün şunu değiştireyim böyle biraz zor olacak çıkması biraz daha kolay bir formül yazacağım. Melodi işe başladıktan kaç gün sonra melek de çalışmaya başlarsa x normalde iki gün geç biter diyor. O zaman arkadaşlar Melodi 14 gün çalışmamış mı? 14 çarpı 1 bölü 20. Çünkü melodi tüm gün boyunca çalışmış. Melek ona sonra eklenmiş değil mi arkadaşlar? Demek ki melek de 14 eksi x gün boyunca çalışmış. Ve işin tamamını bitirmişler. Ne oldu şurası? 14 bölü 20 artı 14 eksi x bölü 30 eşittir 1'i. Bunu 2 ile bunu 3 ile. 3 kere 4 12 52 artı 28 eksi 2 x Böyle 60 eşittir 1. 50, 70, 80 metre. 80 eksi 2x 60'ı bu tarafa gönderelim. 60 bunu bu tarafa bunu bu tarafa. 60 ne çıktı arkadaşlar? 20 eşittir 2x'den x'imiz 11. kontrol edelim işlem hatası yaptık mı? Yazıyorsunuz sonra hocam şurası yanlış burası yanlış. Bir küçük yer kaçırdık mı arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, bizde bitiyor her şey. 14 bölü 20. 14 eksi bölü 30. Kontrol edelim hemen. He şurası. 42. Evet bakın hata yapmışsın. Yani 14 3 42. Fark ettim orayı arkadaşlar. 42. Şuraya 70 oldu dolayısıyla. 60'ı bu tarafa attık. Şu sonu düzleyelim. Siz kendiniz kağıt üzerinde arkadaşlar eminim doğru işlemi yapmışsınızdır. 10 eşittir 2x'ten x'imiz de buradan kaç çıktı? 5 çıktı arkadaşlar. Bu üçüncü sorumuzdu veya dörttü. Devam edelim. Arkadaşlar bu soruda sizlere ödev olsun. Tamam mı? E, aşağıda lütfen çözümlerini cevabını yazın ben doğru söyleyen arkadaşınıza evet doğru diye ya beğeniyorum ya tik atıyorum ona göre cevabını belirleyin tamam mı yazın siz ben dönüş sağlayacağım bir fabrikada yüzde 40 kapasiteyle günde 16 saat çalıştığında 12 günde ürettiği miktardaki ürünü 80 kapasiteyle günde 8 saat çalışarak kaç günde üretebilir? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar bizim genel bir kuralımız veya taktiğimiz artık siz ne derseniz işçi sayısı çarpı zaman aynı işten bahsediyorsam aynı şekilde onda da işçi sayısı çarpı zaman her zaman birbirine eşittir. Şimdi fabrika 100 kapasiteyle yüzde 40 kapasiteyle çalışırsa 40 çalışsın. Tamamı 100 olsun diyorum. 40 çarpı 16 çarpı 12 eşittir. Şimdi %80 kapasite ile 8 saat çalışmasını istiyorum. Çalışırsa kaç gündür üretir diyor arkadaşlar. Her iki tarafı 80 çarpı 8'e bölüyorum. 2 Bununla bunu sadeleştirdim. 2 Bununla bu gitti. X'imiz buradan arkadaşlar kaç günde üretirmiş? 12 günde üretilmiş arkadaşlar. Devam edelim. edelim. Güzel. Ayakkabı sorumuz var. Kuzey'in alttan 4 gün daha erken bitirdiği bir işi ikisi birlikte 24 bölü 5 günde bitirebiliyormuş. Şimdi arkadaşlar Kuzey Alp onu hemen belirleyelim x cinsinden. Alp x günde bitiriyorsa kuzey 4 gün daha erken bitirerek x eksi 4 günde bitiriyormuş. Hadi ikisini bir çalıştıralım. 1 bölü x eksi 4 artı 1 bölü x. İkisi birlikte 24 bölü 5 günde bitiriyor. Çarpı 24 bölü 5 günde işin birlik kısmı bitti arkadaşlar. İstersen şu 24 bölü 5'i bu tarafa hemen 5 bölü 24 diye geçirebilirim. Güzel. Paydan bu arada 24 olacakmış. Kuzey tek başına işin tamamını kaç günde bitirebilir diyor arkadaşlar. Kuzey kimdi? Yani bana neyi soruyor? X eksi 4'ü soruyor. Ee, şöyle bir şey denemek istiyorum ya. 8'e 3 olsa arkadaşlar olmaz değil mi? Arada 4 fark olmalı. Tamam. Payda eşitleyelim biz. x bölü şuradan devam edelim. x bölü x eksi 4 çarpı x. Aynı payda altında yazayım isterseniz arkadaşlar. Artı x eksi 4. Kime eşit? 5 bölü 24'e. Bura ne yaptı? 2x eksi 4 etti. 2x eksi 4 bölü. Şurayı içeri dağıtalım. x kare eksi 4x eşittir. 5 bölü 24. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 48x eksi 96. 5x kare eksi 20x. Hepsini bu tarafa çekelim arkadaşlar. 5x kare eksi 68x artı 96 neye eşitmiş eşittir 0 diyelim şimdi burayı çarpanlarına ayırmamız lazım kaça kaç 5 x x şurayı da kaç ayıralım 12 8 diye mi ayıralım evet eksi eksi yapalım düz çarpalım arkadaşlar eksi 60 x burayı da düz çarpalım eksi 8 x topladığımda ne yaptı eksi 60 8x evet ortayı verdi çapraz bir şekilde yazalım Nasıl yani? 5x 8, 8 çarpı x eksi 12 sıfır eşitmiş. x buradan 12 imiş. E işi 8 bölü 5 günde değil de normal 12 günde yapar. Tek başına bu işi kaç günde yapar? x 12 bulduysak arkadaşlar x eksi 4'ü soruyor. 12 4'ten 8 günde yapmış olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Biraz şurası belki bir tık arkadaşlar. Onu da ben aslında demin tekrar söyleyeyim yapacaktım şurada tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Yani buranın 8 buranın 12 olduğunu. Çünkü yukarısı 5 aşağısı da 24 olacak ya. Demek ki ben buraya 2'ye 3 diyeceğim. Direkt böyle çözüm yapacaktım ama hani illa aranızda e, böyle çözümü de görmek isteyen arkadaşlarınız olacaktır diye direkt böyle yaptım. Ama tek bir kalemle de şuradan hemen paydanın 24 olmasından buraları 8-12 diye tahmin edip bakın 3 kere 1 3 2 kere 1 2'den yukarıda 5 edecek. 5 bölü 24 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bir usta 5 günde 4 çift ayakkabı, kalfa da 4 günde 3 çift ayakkabı ve bir çırak da 3 günde 2 çift ayakkabı yapıyor. Üçü birlikte bu videomuzda ödev vermiş miydik arkadaşlar? Bir bakalım. Ödev verdim ama burada mı vermiştim? Ha evet burada ödevimizi vermiştik. Yoksa bunu da ödev verecektim. Güzel. 5 günde 4 çift ayakkabı yapılıyormuş. Bu usta arkadaşlar. Şimdi kalfamıza gelelim. Kalfamız da o da aynı şekilde 4 günde 3 ayakkabı yapabiliyor. Bu arada bir de çırağımız var. Onu da şuraya yazalım. Çırağımız da 3 günde 2 çift ayakkabı. 3'ü birlikte 266 çift ayakkabıyı kaç günde yaparlar diyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu belirlemelisiniz. Günleri mi birbirine eşitleyelim? Acaba ayakkabıları mı diye arkadaşlar. Şimdi günleri eşitlersem ayakkabıları toplar kaç çift yaptığını bulurum. 4'ü 5'i ve 3'ü kaç da eşitlemeliyim? 60 değil mi? O zaman ne yapalım burayı? 12 ile çarpalım. Yani demek ki bir usta 60 günde 48 çift ayakkabı üretiyormuş arkadaşlar. Şimdi burayı da 60 da yapacağım. 15 ile çarpacağım. Kalfa da 60 günde 15 çarpı 3'ten 45 tane ayakkabı üretiyormuş. Burayı da 60 yapmak için 20 ile çarpacağım. Çırak da 20 günde 40 çift ayakkabı üretiyormuş. Hemen bakalım bakalım. 3'ü bir 60 günde ne kadar ayakkabı üretiyormuş? 48 45 40 3 ayrı ayrı çalışıyor çünkü kaç etti 13'ün 3'ü elde var bir 4 8 12 13 133 metre arkadaşlar demek ki bunlar eğer 60 gün çalışırlarsa 3'ü bir 133 ayakkabı üretiyormuş e 133'ün 2 katı da 266 eder arkadaşlar Demek ki 120 günde burayı da iki kat alacağım. 120 günde ee, toplam ikisi 266 çift ayakkabı üretirlermiş. Kaçmış yani cevabımız? 120 gün arkadaşlar. İşçi problemlerimiz arkadaşlar bu kadardı. Ee, bütün soru çeşitlerini elimizden geldiği kadar çözmeye çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.